ellerinize sağlık. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ya abi, babam ne anlar bateri çalmaktan? Niye kurdurdun koskoca Ali Taş'a? Oğlum ne var bateri çalmakta ya? Davullara vuracak, stresini atacak. Doğru ya, bize bağırmasından iyidir. Olmuyor. Olmuyor işte ya. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Bana bak Tanküt. Hani öğretecektin? Niye öğretemiyorsun adama? Bilakis strese soktun adamı. Ben ne yapayım ya? Kendi çok biliyormuş gibi geçti tuvalin başına. Biliyorum tabii. Rahatlıkla bir şebek resmi yapabilirim. Baba, gel istersen senin için hazırladığım müzik enstrümanında biraz stres at. Neymiş o? Bateri baba. Bateri mi? O ne? Davul baba, davul. Hani sopalarla çalıyorsun ya, dam dumu dam dumu tık tak tık tak tıs tıs tıs. Hadi gel baba, istersen aşağıda göstereyim sana. İstemem bateri filan. Be, bateriyle benim ne ilgim var? Davulcu muyum ben? Tamam baba, tamam. Sinirlenme. Sen de bir keman filan alsaydın. Ne anlar adam bateriden, davuldan? Kemandan çok anlar sanki. Abi, senin hayatta yaptığın en büyük hata ne biliyor musun? Neymiş? Evlenmek. Yok ya. Tabii ya. Evli olmasaydın şimdi işsiz kalmak sana bu kadar koymayacaktı abi. Evlilik dediğim eşek yüküyle sorumluluk demek. Bana bak, kardeşine bak. Ben bekarım, özgürüm. İster çalışırım, ister çalışmam. Hesap vereceğim bir karım yok. Toka parası isteyen bir kızım yok. Mis gibi, oh, oh. Sen zaten evde kalırsın. Kim seninle evlenmek ister ki? Naylon koca. Deveye neden boynunu eğri demişler? Ne soruyorsun kardeşim? Yüksüğümü görmüyor musun demiş. Baba, ben evliliğe hazır değilim. Henüz kariyerimi bitirmedim. Ya madem kariyerini bitirmedin, niye Almanya'ya dönmüyorsun? Parlak kariyerime son noktayı Türkiye'de koyacağım. Geçen gün sizi dinledim. Söylediklerini hiç tasvip etmedim. Ben de etmedim baba. Evli insanları aşağılıyor. Onları hor görüyor, hakir görüyor. Sen susar mısın abiciğim? Senin bir yuva kurman lazım Semihciğim. Yoksa böyle serseri mayın gibi nereye kadar kardeşim? Değil mi baba? Hem bak evli erkekler bekar erkeklere göre daha uzun yaşıyorlarmış. Bu genç yaşında ölüp babama evlat acısı çektirme Semihciğim. Asıl evli erkekler daha az yaşıyormuş. Kalp, tansiyon, şeker hep onlarda. Annem bir kız bulmuş. Yarın görüşün, tanışın, konuşun. Olsun bitsin bu iş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı baba. Sen ne sırıtıyorsun orada? Ağustos böceği. Daha iş bulamadın mı? Bulamadım baba ama en yakın zamanda halledeceğim. Oh ne güzel. Köfteci yandı, beyimize gün doğdu. Ne güzel değil mi böyle işsiz güçsüz oturmak? Yarından tez yok, iş bulacaksın. Yarın mı? Evet, yarın. Belki yarından da yakın. Kadir, sen neye bakıyorsun öyle iki saattir? İş ilanlarına bakıyorum Hulya. Buldun mu bari bir şey? Hayır Hulya. Bu işlerin hepsi benim yetenek, kabiliyet ve yapabiliteme iki numara küçük. Öyle deme Kadir. Biliyorsun ev tutmamız lazım. Burada böyle sığıntı gibi. Ne yapayım Hulya? Bana göre iş yok işte. Ben öyle başkalarının emrinde çalışamam. Yapım müsait değil. Ben patron ruhlu doğmuşum. Patron doğmuşum Hulya.
Başladın yine büyük büyük konuşmaya Kadir. Ben o zaman ben kendime bir iş bulayım. Ama kalbimi kırıyorsun Hülya. Ben bir iş kurmadan sen işe mişe giremezsin. Niyeymiş o? Baban canını okur diye mi? Ne alakası var canım? Bak Kadir, dükkan hayalleri kuracak kadar paramız yok. İkimizin de bir an önce maaşlı bir işe girmesi gerekiyor, lütfen. Tamam Hülya, tamam. Hallederiz. Kardeşim, olur mu 200 milyon ya? Asgari ücretten bile daha düşük ya. Bak kardeşim, benim geçindirmek zorunda olduğum bir karım var, kızım var, annem var, babam var. Sıkıysa gelsen geçindir 200 milyona ya. Hadi koçum hadi. Benim gibi kalifiye bir elemana 200 milyoncuk teklif etmeye utanmıyor musun sen? Tamam kardeşim, tamam hadi işine. Hadi, hadi bakalım. Allah Allah ya. Bu böyle olmayacak baba. Benim kendime bir yer açmam lazım. Baksana komik komik paralar teklif ediyorlar ya. Ver, ver. Ben sana iş bulurum. Bunlar ne baba? Sebze fidesi, bahçeye ekeceğim. Bahçeye ekeceksin? Evet, bahçeye ekeceğim. Çok mu şaşırdın? Yok. Ne şaşıracağım? İstediğin yere ek baba. Zaten atalarımız ne demiş? Ne ekersen onu biçersin. Yani sağ olsun lan. İki tane oğlum var. İkisi de babasının cebinden yiyor. Bari sebzeyi ucuza getirelim. Bu gidişte batacağız. Buyurun. Merhaba, ben Aysel. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hülya abla yok muydu? Burada, ben alayım üstünüzü. Çantanızı da alayım. Siz buyurun geçin. Buyurun geçin, rahatınıza bakın. Hülya! Hülya! İyi günler. İyi günler kızım, hoş geldin. Buyur, otur bakalım. Ay hoş geldin Aysel'cim, hoş geldin. Hoş bulduk. Hülya abacığım. Hoş geldin kızım. Herifenlerim çok olsun. Otur kızım, otur yavrum. Sen gel benimle. Ben Semih'i çağırsaydım dedi baba. Uzatma yürü. Zamanı gelince çağırırlar hadi. Peki baba. Emine teyze nasıl Aysel'cim? İyi Hülya abla selamları var. Aleyküm selam. Baba. Bence Semih bu kızla evlenmek istemez. İstersen sen biraz daha zorla, biraz daha ısrar et. Tamam, bırak Semih'i falan sen. Çık dışarı, bir krek bul, çabuk bahçeyi benle. Bahçeyi mi benim? Ben mi? Yok babam, tabii ki sen benleyeceksin. Baba ben ne anlarım çapadan, mapadan, ekimden, biçimden. Ben köylü müyüm baba? Hayır, sen köylü değilsin. Sen beceriksizsin. Ya köylü dediğin adam hiç olmazsa çalışıyor. Sen ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun? Sürekli işten kaçıyorsun. Uzatma. Bahçeye çık. Hadi. Tamam baba tamam. Tamam sinirlenme gidiyor. Bana bak. Seni işe alırım. Ama güvenlik görevlisiyken yaptığın gibi bir uyurken yakalarsam kapının önüne koyarım ona göre. Merak etme patron merak etme uyumam. Ha göreceğiz. Patron bu işten kaç para alacağım? Hemen parayı soruyorsun. Rafi'cim alacağın para destekleme alımlarına bağlı. Yürü şimdi doğru bahçeye. Babama ben çalışmak istedim diyeceksin tamam mı? Tamam. Ben sana yapacaklarını göstereceğim. Tamam. Takip et beni gel. Rafi ha? Bir bardak su ver şuradan. Dilim damağım kurudu öldüm yorgunluktan ya. Tamam patron. Ya soğan falan da ekmek lazım patron. Bir sürü yer var be. Ne soğanı be? Ne soğanı? Ben nasıl kurtulurum diye bakıyorum. Sen soğan ekelim diyorsun. Şebelek. Ne güzel işte patron. Hormonsuz sebzeler yiyeceğiz. Hadi oradan be. Ne dedin sen Rafi? Hormonsuz. Tabii ya. Tabii ya. Her şey hormonlu olduğu için hormonsuz yiyecekler acayip pahalı. Aferin be Rafi. Kedi olalı bir fare tuttun. Galiba yırttık çak. Nasıl yırttık? Bak şimdi Rafi. Organik tarım işine gireceğiz. Önce kendi bahçemizi ekeceğiz. Sonra ürünlüğü kaldıracağız ve daha fazlasını tekrar ekeceğiz. Sonra yeni topraklar alacağız. Önce yurt satına yayılacağız. Sonra Avrupa'ya açılacağız.
Avrupalılar bizim hormonsuz yiyeceklerimize bayılacak. Paraya para demeyeceğiz Rafi. Var ya patron, Dombili çok pişman olacak. Olacak tabii. Üç tel saçı var, onu da yolacak. Ne oldu dede? Üzgün müsün? Yok kızım, yok. İyiyim, iyiyim. Deden paraları nereye koyacağını düşünüyor Ceren. Kadir, nereden çıktı bu organik tarım falan? Sen ne anlarsın tarımdan? Tarım dediğin nedir ki Hülya? Ekiyorsun tohumu, veriyorsun suyu, sonra toprak onu büyütüyor, geliştiriyor, sana geri iade ediyor. Taş atıyorsun da kolun mu yoruluyor? Patron, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Dombili bize katılmayarak çok aptallık etti be. Bu iş var ya, çok iyi para kazanacağız. Rafi'cim, onda vizyon yok, vizyon. Bir insanda vizyon olmalı. Hadi hayırlısı. Sağ ol anne. Ürettiğim ürünler önce İstanbul meyve ve sebze halinde nam salacak. Sonra ben Avrupa'ya açılacağım. Ben Avrupa'yı organik domatese boğacağım. Bak Kudret, oğlunun hedefleri ne kadar büyük. Maşallah. Amcan nerede baba? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Zaten amcanın ne yaptığını kim biliyor ki? Bir gün var, bir gün yok. Kim bilir şimdi kimlerle nerede neler yapıyordur. Değil mi baba? Nesi var bunun? Vallahi bilmiyorum anne. Baba, sen tavuk işini merak etme. O işi ben hallederim. Sen mümkünse traktörü ayarla. O daha çok makbule geçer. Nasıl gidiyor bitki işi çiftçi Kadir? Hiç iyi gitmiyor Hülya. Şu bitkilere bak. Cücük gibi. En ufak bir gelişme yok ya. Daha dur Kadir. Dün ektiniz. Ya iyi de bugün bari biraz büyüselerdi. Bunlar bu hızla giderlerse iki ayda zor olgunlaşırlar. Bekleyeceksin Kadir. Tarım işi sabır işidir. Ama bunlar benim fizibilite raporuma göre davranmıyorlar Hülya. Ağır davranıyorlar. Bana bakın. Bu şekilde davranırsanız Avrupa'ya gidemezsiniz ona göre. Aklınızı başınıza devşirin. Ay baskı yapma bitkilere Kadir, baskı yapma. Yaparım. O cilciler de aha bu sebzeler gibi Hülya. Bir milim bile büyümemişler ya. Ay daha dün aldınız Kadir, nasıl büyüsünler? Bir şans tanı hayvanlara. Ya bu tavuklar her gün yumurta vermezler mi? Bizimkiler niye vermiyor? Yoksa kaytarıyor mu bu sahtekarlar? Akşama bekleyelim bakalım. Daha ortama alışamamışlardır. Bekleyemem Hülya. Bu tavukların acilen yumurtlaması lazım. Ben daha o yumurtaları satıp tohum alacağım ya. Ay Kadir'cim azıcık bekle diyorum. Acele etme. Hayır, bekleyemem Hülya. Azıcık hormon mu kullansam acaba? Bu iş böyle olmayacak. Peynir. Domates daha. Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın. Yumurtalarımız da geldi. Taze taze. Sabah güneşten kendi ellerimle topladım sıcacık. Üf ya, babam üretiyor diye bir aydan beri yumurta yiyoruz. Aa, itiraz istemiyorum Ceren. Bundan sonra her şeyi taze taze yiyeceğiz. Akşam da Erman Hoca tavuğu var. Erman Hoca tavuğu mu? Ha? Kadir tavuklara Erman Hoca tavuğu diyor. Hormonsuz ya, o bakımdan. Nereye gitti o sabah sana? Ha, geldi. Traktör almıştı. Onu teslim almaya gitti baba. Traktör mü? Hangi parayla almış traktörü? Kredi aldı baba. Bahriye, bu senin oğlun var ya, hiç adam olmayacak be, hiç. Bak, şimdi de bankadan kredi almış. Ne 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 ne. Ne olacak bu traktör? Bahçeyi süreceğim baba. Kürekli olmuyor artık. İşletmemiz bayağı gelişti. Hele o krediyi bir ödeyeme. O zaman görüşürüz seninle. Ödeyeceğim baba, ödeyeceğim.
Biliyor musun anne? Ben bu hayatı çok sevdim. Galiba Kadir'e tekrar aşık oluyorum. Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Elinden bir tas su, içmez olaydım. Yolun düştü köyünüzden, geçmez olaydım. Gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım. Yolum düştü semtinizden, geçmez olaydım. Gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım. Çeşmenin başına bir güzel inmiş, eğilmiş zülfünü suya düşürmüş. Mevlam bu güzeli kime yar etmiş? Gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım. Ay öyle mutluyum ki anlatamam. Demek mutluluk çiftçilikteymiş. Daha dur Hülya, bunlar ne ki? Buyur babacığım. Sağ ol. Afiyet olsun. Oğlum tamam, bahçe büyük de traktör girecek kadar değil ki. Niye aldın o traktörü? Birkaç dönüm yerden almayı düşünüyorum da baba. Şurada ileride bir köy var, henüz pazarlık aşamasındayım. At alır mıyız baba? Alırız tabii kızım. Arap atı alırız, İngiliz atı alırız, Alman atı alırız. Her ülkeden, her ilden çeşit çeşit at alırız. Yaşasın. Ay ne güzel. Aynı Dallas gibi, öyle değil mi Kudret? Bana bak, sakın ceyarlık yapma. Annen hatırlar, ceyarı hiç sevmezdi. Merak etme baba. Ben Bobby Young ekolündenim, yani iyi işler yapıyorum. Ne haber ufak? Sensin ufak. Hadi. Patron koş, bir inek buldum. İnek mi? Nasıl inek? Ya bildiğin inek işte patron. Ah, nereden buldun ineği? Ya baş boş dolaşıyordu, ben de aldım getirdim. Memelara fullsun dolu patron. Allah, bir de ineğimiz oldu. Aferin lan Rafi. Demek ki bundan sonra süt ve süt mamulleri işine de girebiliriz. Hadi baba, gidip sevelim. Sevelim kızım. Hadi millet kalkın. İnek sevmeye gidiyoruz. Hadi. Hadi anne. Hadi çabuk Rafi. Tamam. Göster çiğneği bize. Hadi. Koş kız. Hadi. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Ablam boşanıyor biliyor musun? Boşanıyor mu? Ay ben boşanıyorum mu dedim Defne. E bu işin sonu boşanmaya gidiyor diyen sen değil miydin? Aynı şey. Boşanıyor musun İpek? Ne boşanması İpek? Anlat bakalım. Ablam eniştemi çocuk konusunda ikna edemiyor da. Böyle evlilik mi olur abla ya? Bir sene oldu bizimki bir karar veremedi. Ay bu Tankut da yani çocuksuz evlilik mi olurmuş hiç? Aslında evlilik de anlamsız ama neyse. Defne. Sensiz küçük cadım. Getir bakayım. Yürü. Beceriksiz. Utan. Kendinden utan. Kaç. Senin saatlerdir sağmadığın sütü annem iki dakikada sağdı. E ne yapayım patron? Çekiyorum çekiyorum, az kaldı. Kopartacaktın. Çıkmıyor süt. Çıkmıyor süt. E tabii çekmesini bilmiyorsun ki. Çekmesini bileceksin evladım. Böyle yapacaksın.
Anladın mı? Kara lahana. Helal sana anneciğim. Ben seni bundan sonra süt ve süt ürünleri müdüresi olarak tayin ediyorum anneciğim.